dini anlatılarda isimlerini ve hikayelerini duyduğumuz peygamberler neden hep Orta Doğu'ya gelmiştir? Dünyanın başka bölgelerine gerçekten de hiç peygamber gönderilmedi mi? Peki burada yaşayan insanlara Tanrı doğru yolu gösterici bir peygamber göndermediyse bu insanlar nasıl doğru yolu bulabilirler? Bu gerçekten adaletli bir durum mudur? Bu videomuzda pek çok kişinin kafasını karıştıran bu sorulara cevap vereceğiz. Video hoşunuza giderse beğeni ve yorum yapabilir, bu tarz videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Kur'an-ı Kerim'e göre her topluma mutlaka elçi gönderildiği, bu elçilerin sadece bir kısmından bahsedildiği anlatılır. Hemen ilgili ayetlere bir göz atalım. Örneğin Nahl suresi 6. ayette şöyle yazmaktadır. Yemin olsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tağuttan yani azgınlık edenden kaçının diye emretmeleri için her ümmete bir elçi göndermiştik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola ulaştırmıştır, bir kısmı da sapkınlığı hak etmişlerdi. Yeryüzünde dolaşın, sonra yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. Mü'min suresinin 78. ayetinde ise şunlar söylenmektedir. Yemin olsun ki senden önce de elçiler göndermiştik. Onlardan kıssasını sana anlattıklarımız da var, kıssasını sana anlatmadıklarımız da var. Evet, görüldüğü üzere Kur'an'da bahsedilmeyen pek çok peygamber gelmiş, pek çoğunun isminden de bahsedilmemiştir. Ayrıca geleneksel anlayışa göre tarih boyunca 124 bin peygamber gelmiştir. Bu sayı her ne kadar hadislerde geçse de en azından her peygamberin Orta Doğu'ya gelmediği konusunda söylediklerimizi destekler niteliktedir. Peki Kur'an'da neden sadece bu bölgede yaşamış olan peygamberlerin ismi geçmektedir? Örneğin neden Amerika kıtasında yaşayan bir peygamberden bahsedilmez? Bunun cevabı oldukça basittir. Kur'an'ın indiği toplum, ticari yolculuklar haricinde gayet izole bir toplumdur. Çevre coğrafyalarda yaşamış olan Musa, İsa, Lut, Salih gibi peygamberlerin ismi ve hikayesi çok az da olsa biliniyorken diğer coğrafyalarla ilgili bir bilgi birikimi yoktur. Bu sebepten eğer Kur'an bu bilinmeyen peygamberlerden bahsedecek olsaydı o günkü toplum için bunun pek de bir anlamı olmazdı. Böyle karşılıksız bir bilgiyi Kur'an'da vermek ise Muhammed'in yaptığı tebliği zor bir duruma sokabilirdi. Çünkü onun tebliğ yaptığı dönemde hem müşrikler hem de Yahudiler Kur'an ayetlerine çok ciddi bir muhalefet çabası içerisindeydiler. Bu sefer de aklınıza şöyle bir soru geliyor olabilir. İyi de neden isminden bahsettiren pek çok peygamber Orta Doğu'dan geliyor? Bunun cevabı da aslında basittir. Çünkü Orta Doğu esasında dünyanın tam olarak merkezidir. Bugün Orta Doğu'yu dünyada pek de söz sahibi bulamayabiliriz. Ancak antik dönemlerde Sümer, Babil, Akat, Fenike ve hatta Mısır gibi insanlığın ilk uygarlıklarının burada meydana geldiği ve yıllarca bu uygarlıkların tarihe konu olduğunu unutmamak gerekir. Asya ile Avrupa toprakları arasında bulunan, çok eski zamanlardan beri üzerinde çeşitli medeniyetler kurulan Orta Doğu'ya yoğun bir şekilde peygamber gönderilmesi anlaşılabilir bir meseledir. Peki biz tarihte diğer uygarlıklara gönderilen peygamberlerden bir işaret görüyor muyuz? Aslında evet. İslam anlatısına göre Adem'den beri insanlığa peygamberler gönderilmekte ve bu peygamberlerin aldığı vahiyler çerçevesinde insanlığa doğru yol öğretilmektedir. Bu durumda bizim dünya tarihine bakacağımız şey toplumun önde gelen öğretmenleri, düşünürleri ve idealistlerdir. Örneğin Buda, Konfüçyüs, Sokrates gibi isimler bu minvalde dikkat çekicidir. Sokrates ile ilgili Platon'un eserleri gibi en otantik bilgi kaynaklarında bu konu hakkında çok ilginç bilgiler yer almaktadır. Örneğin Sokrates konuşmalarında sık sık kendisini Tanrı'nın gönderdiğini, bu toplumu düzeltmesi için gönderildiğini söylediğini görmekteyiz. Hatta Sokrates bu düşüncesine öylesine sadıktı ki bu sebepten kendi seçimiyle idam edilecekti. Suçlaması ise tanrılara saygısızlıktı. Yani nereden bakarsanız bakın Hz. İbrahim'in tanrılara yaptığı saygısızlık, yani putları tanrıları sopayla kırmasından farksız bir şey.
Öte yandan Sokrates ile ilgili en eski metinlerde onun Daimyo adlı bir ruh ile zaman zaman konuştuğu belirtilmekte. Bu da akıllara vahiy meleği olan Cebrail'i getirmektedir. Başka bir örnek olarak Sokrates'in zaman zaman bir yere oturup saatlerce düşündüğü, insanlarla konuşmadığı, adeta kendinden geçtiği, terlediği ve titrediğinden bahsedilmektedir. Bu anlatı ise derhal aklımıza Hazreti Muhammed'in vahiy alma şeklini getiriyor. Yani kısacası Orta Doğu coğrafyasından uzaklarda yaşayan Sokrates'in bir peygamberlik yönünün olması gayet ihtimal dahilindedir. Şimdi dünyanın iki ayrı ucu olan Amerika kıtası ve Asya kıtasını ele alalım. Bu iki bölgede pek çok ortak özellik görülebilmektedir. Bu ortak özelliklerden birisi ise şaman figürüdür. Şamanlar çeşitli ayinler yaparak, değişik materyaller kullanarak ruhlarla ve öte dünya ile ilişkiye geçebilen, ruhani yönleri bulunan bir çeşit bilgelerdir. Şamanlar bu gibi özelliklerinin yanı sıra tıp gibi alanlarda da insanlara hizmetler verirler. Ayrıca söyledikleri destanlar ve çaldıkları müzikler ile toplum içerisinde çok büyük öneme sahiptirler. Şaman ayinleri genelde çeşitli materyallerin kullanarak kişinin dans etmesi, çeşitli büyülü sözler fısıldaması, hoplayıp zıplaması ve kendinden geçmesi olarak özetlenebilir. Kendinden geçen şahıs bayılır ve öte dünyadan haber almaya başlar. Bu noktada aklımıza ilginç bir teori geliyor. Bu şaman denen din adamları geçmişte bu bölgeye gönderilen peygamberlerden etkilenmiş, onları taklit etmeye çalışıyor olabilirler mi? Bu tabii ki de bir teori. Ancak çeşitli coğrafyalarda peygamberlik izleri aranacaksa bence ilk bakılması gereken teorilerden birisidir. Bir diğer konu ise dünya üzerindeki hemen her medeniyette ve toplulukta din olgusunun bulunmasıdır. Bu dinler ister tek tanrılı olsun, ister çok tanrılı olsun, belli başlı konularda birbirlerine benzemektedirler. Örneğin yeryüzündeki pek çok dinde bir baş tanrı, Panteon'da diğerlerinden üstün bir güç bulunmaktadır. Belki de bu, bir zamanların tek tanrı inancından kalan bir işarettir. Şüphesiz ki tüm milletlere peygamber gittiği söylemi, tüm medeniyetlerde bulunan ve birbirine benzeyen dinler konusunda kanıt barındırmaktadır. Bu dinlerin ortak anlatıları ise, yine bu dinlerin ortak kaynaklara sahip olduğu anlamına gelebilir. Söz gelimi Nuh tufanı olarak bilinen anlatı, dünya üzerindeki pek çok medeniyette ve dinde bulunmaktadır. Bu anlatı şaşırtıcı derecede birbirine benzemektedir. Nuh tufanı İslam gibi bazı dinlerde bulunmasının yanı sıra eski Türk inancı, Sümerlerin inancı ve hatta Amerika kıtasında yaşamış olan Mayaların dini inancında bulunmaktadır. Eğer tüm milletlere peygamber gönderildiyse şüphesiz ki Nuh tufanı anlatısı bu peygamberler vasıtasıyla gönderildikleri topluma anlatılmış olmalıdırlar. Örneğini verdiğimiz tek veya güçlü tanrı, ayrıca Nuh tufanı anlatısı gibi dinlerin ortak yönleri bizleri tek bir kaynağa yöneltmektedir. Dolayısıyla eğer tüm milletlere peygamber gönderildiyse böyle bir durum gayet olağandır. Özetlememiz gerekirse peygamberlerin sadece Orta Doğu'ya geldiği iddiası doğru değildir. Videomuz burada sona ermekte. Emeğimizin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, fikirlerinizi yorumlara yazabilir ve kanala abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.